çarptı ya. İşte gördün mü? Cumali abi, araba arabaya çarptı kesin. Cumali. Abi. Çok çalışkan çocuksun be. Has delikanlısın, ben sana söyleyeyim. Lan içimden geldi. Al. Bu saat senin olsun. Kız şeysi değil mi bu? Oğlum fark etmez işte. Al saati, sat. Sat, güle güle harca. Yok, hediye mal satılmaz. Öküzlüğe girer. Ben bunu arada özel günlerde... cinsel tercihimin net olarak belli olduğu ortamlarda çekinmeden takarım. Tamam, tamam. Nasıl istersen fark etmez. Ama sakın bunu. İş yerine takmak yok. Aman. Düğünlerde falan. Daha. İş yerinde. Hele bir de ben bunu şantiyede taksam, amele takımı sence beni kale alır mı abi? Hiç sanmam. Yani şantiyeye bir etekle gitsem daha iyi. İskoç dersin, bir şey dersin. Şimdi Cumali, sen bunu demek ki bir anı olarak böyle kimseye göstermeden, kimseye söylemeden, tamam bir mı? Bir emekçiye takılmış madalya olarak kabul ediyorum. Özel günlerimde takacağım, evde saklayacağım. Hiç merak etme. Canımsın. Balımsın. Balımsın. Saatten oldu abi ya. Of. Yüzünde böyle kar maskesi. Tam cüzdanı alıyordu. Ondan sonra birden saati gördüm. Sen saati görünce bıraktı cüzdanı. Çat buradan söktü saati. Saatte 30 kilometre hızla böyle ufukta kayboldu. 30 kilometre. Aman Allah'ım korumuş. Düpegündüz Beyoğlu'nun ortasında. Asayiş kalmamış ki. Asayiş kalmamış. Neyse artık ne yapalım, cana geleceğine mala gelsin. Kesin bilen biri bu. Ne? Saatten haber olan biri. Tanıdığımız biri yani. Yoksa niye kar maskesi taksın? Hayda. Nur Hayat yani. Karakola gidelim. Ben bu işin peşini bırakmam. O insanı dar ağacında görmeden gözüme uyku girmez. Aşırı yükseldim, oturuyorum. Kızım, bir tabak daha koyuver masaya. Cumali'yi de davet ettim. Ay ne alaka? Ya bütün işlerimizi hallediyor çocuk. Onere olur. Ah, hoş geldin oğlum. Hoş geldik. Tebrik vereyim. Sağ olun, Allah razı olsun. Öpeyim. El öpenlerin çok olsun geç. Şimdi saatlerce gelmez artık, böyle bağırtır. Reis sen de gel oğlum, hadi. Geçen gün serfler çıkmıştı ağzımdan. Demek ki bir bildiğim varmış. Ha? Serf biz mi oluyoruz? Yok sağ olun, yanıp sözüm var. Afiyet olsun. Çok fazla su içmeyin Sayın Kocabaş. Ya tamam oğlum, tamam. Hadi selametle. Cumali. Hoş geldin evladım. Ne niyetinle geldin? Sağ olun. Allah razı olsun. Allah, pardon. Kusura kalmayın ya. Anlatma abicim. Anlatma, bana anlatma. Git başkasına anlat. Ya tamam abicim. Ben de biliyorum durumun rezilliğini. Halledeceğiz. Ama yavaş yavaş. Biri zannediyor bu yaz beraber tatile gideceksiniz. Öteki zannediyor düğün yapacaksınız. Yani bu hikayede bir tek kötü adam var. Nur Hayat. Hayır sen. Gerçekten yok, önemli bırak, değil, gerilmeyiniz. Tabii canım, bir şey yok. Ya ne olacak? Su bakılıyor ya. Bir şey yok. Kısmeti gerçek taşı çocuğu. Gerçek su yani. Kısmeti, tabii tabii kısmeti taşı. Hadi yarın batırdım, kusura kalma. Ya, 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 ne olacak ya? Ne olacak? Boşuna sen. Ne yapıyorsun lan sen? Ne biçim adamsın ya sen? Ama bak yani gereksizce sesini yükseltiyorsun abi. Kızım bıraksana. Kolumu tırıyorsun. Ne oldu, ne oldu? Bırakın! 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 Saati, saati değil, çok yüksek.
gitsek? Özür dileyeceğiz tabii. Başka ne yapacağız ki? Resmen hırsız dedi çocuğa ya. Yenilir yutulur lokma değil. Hep salak Rıza'nın arkasını topluyoruz. Nereye oğlum? Yok bir yere gitmek yok. Hayır bırak onu. Sen bizim oğlumuzsun. Hayır bırak bırak. Ya, bey babacığım kurban olayım. Benim size saygım sonsuz ama... Ama dokandı ya. Oğlum yanlış anlamış bizim gelin. Öyle fevri bir kızcağız. Ha, hep olur öyle şeyler değil mi? Hayatta daha neler var güzel kardeşim benim. Yani öyle hırsız falan ağır laf o bakımdan yani. Ya katilden daha iyi. Çok sempatik popüler kültürsüzler var şimdi misal. Allah yarattı demem ki Allah. Allah.